Bu meslekte sabır önemli. Baston unutulmaya, kaybolmaya tutmuş bir esnaftır. Biz cezaevinde bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Ceza infaz kurumları ile tutuk evleri, iş yurtları kurumunda yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, hükümlü ve tutuklulara dışarıda yapabilecekleri işler kazandırmasının yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş mesleklere de hayat veriyor. Gerçekten ülkemiz bu sistem, bu model anlamında dünyaya örnek bir model. Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ceza infaz kurumlarında yaşatmaya çalışıyoruz ayrıca. Bizim iş yurtları kurumu olarak bunu da kendimize bir misyon edinmiş bir durumdayız. Burada tekstilden ahşap ürünlerine kadar, gıdadan yine hediyelik eşyaya, gümüş işletmeciliği, deri ürünlere, ayakkabı, yani 180, 190, 200'den fazla değişik alanda yapılan üretimleri göreceksiniz. Rize standına giderseniz Rize bezini görürsünüz. Ondan sonra gidersiniz Bolu standına, sedef kakma sanatıyla ilgili ürünler görebilirsiniz. Yine buradan çekersiniz, gidersiniz işte Tokat'a, Tokat bezini görürsünüz. Bunun gibi birçok Anadolu'da artık yapılmayan, unutulmaya yüz tutmuş ya da birkaç kişi kalmış bu sanattan anlayan ürünleri cezaevlerinde yaşatmaya çalışıyoruz. Görebilirsiniz cezaevlerinde de. El emeği gözlülük, tayı çinlerini biz cezaevimizde makinalar üretiyoruz. Ürettiğimiz bu makinaları, ürettiğimiz bu ürünleri de halkımız duysun, tanınsın, yaptığı ürünleri halkımıza birebir örtüsün diye buralara, sergilere, fuarlara getiriyoruz. O oymalılar 110 lira, amblemliler 135 lira. Hem eğitiyoruz hem öğretiyoruz. Dediğimiz gibi bizim için kar amaç önemli değil, topluma kazandırmak, şahısları yani. Dışarı çıktıklarını meslek sahibi edindirmek. Ya bu işi yapan mahkumlarım var. Mesela bize aşağı yukarı her bayramda da olmasa bile bize teşekkür ederler. Telefonla da olsa. Allah razı olsun derler devletimizden, sizlerden. Tabii dediğim gibi yani bizim için meslek. Bu dediğim gibi işçiliği diyelim. Atalarımızdan, ecdatlarımızdan gelen bir şey. Yani halkımızın da ilgisi çok çok yoğun. İçi tahla, dışı satranç. Yani değişik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz efendim. Yani. Peki halktan rağbet oluyor mu? Satışlarınız nasıl? Satışlarımız çok 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 güzel yani, çok rağbet zaten. Dediğimiz gibi el işçiliğini herkes seviyor yani. Bir emek var çünkü. Emeğin karşılığı zaten parayla ölçülmüş ama seviliyor yani, gerçekten çok çok güzel yani. Bunlar da tabii şablonumuz var. Şablonları yaptıktan sonra bunları frezeyle, hem Osmanlı motifi hem freze çalışması. Mesela çapa saatlerimiz. Bunlar değişik. Ya bu işi yapan mahkumlarım var. Mesela bize aşağı yukarı her bayramda da olmasa bile bize teşekkür ederler. Telefonla da olsa. Allah razı olsun derler devletimizden, sizlerden. Tabii dediğim gibi yani bizim için meslek. Bu dediğiniz gibi işçiliği diyelim. Atalarımızdan, ecdatlarımızdan gelen bir şey. İş yurtları umudun başladığı yerdir diyen İş Yurtları Kurumu Arge ve Tanıtım Pazarlama Daire Başkanı Menderes Çelebi, Türkiye'nin meslek eğitimi bakımından dünyaya model olduğunu belirterek her yıl yaklaşık 53 bin mezun verdiklerini açıkladı. 52-53 bin tane hükümlü, tutuklu buralarda çalışarak meslek sahibi oluyor. Ya da var olan mesleğinin geliştirilmesine imkan buluyor. Dünyada eşi benzeri bulunmayan, dünyanın en iyi 2-3 ülkesinden bir tanesi Türkiye bu noktada. Hükümlü, tutukluya, işte iş sahibi, meslek sahibi yapmaya çalışıyoruz. Ki yarın bir gün tahliye olduklarında böyle yasal sürdürülebilir bir meslekleri, gelirleri olsun. Çalıştıkları sürece cezaevlerinde gündelik alıyorlar, sigorta alıyorlar. İş kazası, meslek hastalığı, analık sigorta kollarında sigorta olabiliyorlar. Yıl sonu kurumları kar ettiğinde kar payı alıyorlar. Bütün hükümlülerden alınan bizim iaşe bedeli dediğimiz yeme içme bedelleri bu çalışan hükümlülerden alınmıyor. Şöyle baktığımızda tabii hükümlüler kendilerine bir ekonomik fayda sağlamış oluyorlar. Bizim amacımız o insanlardan vazgeçmek değil, onları topluma yeniden kazandırmak. İş yurtları kurumu şöyle diyelim, şimdi Adalet Bakanlığı'na bağlı, sırf bu amaç için kurulmuş. 4301 sayılı kanunla kurulmuş, özel bütçeli devasa bir kurum. Sırf amacı da dediğim gibi bu hükümlü tutukları işte topluma yeniden kazandırmak. O noktadan baktığımızda şöyle diyebiliriz. İş yurtları umudun başladığı yer diyebiliriz. Umudu bitmiş,
hayalleri tükenmiş olarak kendilerini gören insanların umudunun, hayallerinin başladığı yer diyebiliriz. Bu yıl Samsun'da ilk kez açılan İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, binlerce el emeği ürüne ev sahipliği yaparken bulunması zor olan çini, devrek bastonu, sedef ve ahşap oymacılığı gibi zanaatlerde yapılan ürünlerle dikkat çekti. Karanfil deseni, çini deseninde genelde böyle lale karanfil desenleri işleniyor. Bitki çeşitleri genelde, pençler, lotuslar, bu tür desenler yapılıyor. Yani tamamen bizim eski geçmişimiz, Osmanlı sanatı, Selçuk sanatının eserlerini şimdi yansıtmaya çalışıyoruz. Kütahya Cezaevi'nden geliyoruz. Çini seramik yapıyorsunuz. Evet, çini seramik yapıyoruz. Bu mesleğin inceliklerinden bahsedebilecek misiniz biraz? Bu mesleğin incelikleri, bu meslekte sabır önemli. Sabır ve sebat edeceğim bu meslekte. Önce meslek öğreniyorlar. Dışarı çıktığında bunu devam ettirebiliyorlar. Atölye açabiliyorlar. Yani meslek edindiriyoruz. Amaç meslek edindirmek. Evet. Çok sağ ol. Hazırlamak insanları. Baston unutulmaya, kaybolmaya yusutmuş bir el sanattır. Biz cezaevinde bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Hükümlerin yaptığı ürünlerdir bunlar. Belli bir kurs döneminden sonra kurumda bunları yapmaya başlıyorlar. Ve bu iş yurtları adı altında burada sergileniyor, tanıtımı ve satışı yapılıyor. En dikkat çeken özelliği ağacın kızılcık ağacı olması. Başka ağaçtan yapılıyorsa o baston devrek baston değildir. Kızılcık ağacı esnek bir yapıya sahip olduğu için dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu evet biraz daha en pahalı modellerden. Üzerine yılan motifi işlenmiştir. Zahmetli bir işçiliği vardır. Şimdi kızılcık ağacı da sert bir ağaç olduğu için işlemesi de zor olur bunların. Günlerce uğraşılıyor bunlarla. Devrek piyasasından daha ucuza veriyoruz biz bunları burada. Gaz lambası bunlar. Evet. Bunlar kullanılabiliyor bu şekilde. Açılabiliyor. Sıvı yakıta da gaz koyuluyor içine. Açılıyor buradan, gaz koyuyoruz. Ondan sonra kullanılabiliyor. Anahtarlıklarımız var yine böyle. Şu şekilde anahtarlıklarımız var. Yemek altlı mihalelerimiz var. Küçükleri, büyükleri. Küçük küllükler var. Küçük hediyelik kaselerimiz var. Böyle.